Tekvando Federasyonumuzun 2020 yılı 3. dönem renkli kuşak terfi sınavları Reis Gençlik Spor Kulübümüzün 4 şubesinde gerçekleşti. Ama eskisi gibi pandemi hastalığından dolayı toplu halde değil de şubelerimiz. İlk önce Üye'yi yaptık. Sonra İkizce ve Çaybaşı'nı Tekraz yaptık. Ayrı 2 günde yaptık bu sınavları. Bu sınavlara bizim 4 şubemizden 80 sporcu katıldı. Tabii ki bu sınavlara katılım sayıları düşük geçti bu sınavda. Çünkü hastalıktan dolayı devamlı bu sınavlara biz 180-200 kişiyle katılıyorken 80 kişiye kadar düştük. Hastalıktan dolayı herkes malum gelemediler. Bu yapılan sınavda 12 sporcumuz beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçti. 31 sporcumuz sarı kuşaktan yeşile, 12 sporcumuz yeşilden maviye, 14 mavi kuşak sporcumuz kırmızı kuşak oldu. 11 sporcumuz da kırmızı kuşaktan siyah kuşak imtihanına girmeye hak kazandılar. Bu siyah kuşak imtihanına girecek olanlar Türkiye genelinde olduğu gibi Karadeniz bölgesinin herhangi bir ilinde, Aralgöy'de yapılacaklar siyah kuşak birinci dan imtihanına girmeye hak kazanan sporcularımız. Toplamda 80 sporcumuz. Tabii ki biz devamlı sizlerin de haber yaptığı gibi tekvando kuşaklarına önem veren birileriyiz. Çünkü kuşak sınavları olmazsa, biz bunları takip edemezsek okul gibi çocuklar sınavlarına geçemez. Kuşakların önemi şurada önem kazanıyor. En az miniklere mavi kırmızı sporcular müsabakaya katılabiliyor. Yani beyaz, sarı, yeşil kuşaklı sporcular müsabakalara katılamıyorlar. O yüzden çok önemlidir. Yıldız genç büyüklerde de siyah kuşak olması gerekiyor. O yüzden tekvandonun olmazsa olmazlarından kuşak sınavları. Hakem olabilmen için en az siyah kuşak birinci dan olman gerekiyor. Antrenör olmak için siyah kuşak üçüncü dan olman gerekiyor. Biz bu yüzden sporcularımızı sınavlarını hassasiyet götürmesini istiyoruz. Sınavlar yılda 3 kez yapılıyor. Ocak aylarında, Mayıs ayında, Eylül ayında yapılıyor. Bu sınavlar hastalıktan dolayı Mayıs sınavını biz gerçekleştiremedik. Sporcularımız antrenmanları değildi o zaman. Çünkü 3 ay Mart'tan sonra kapalı kaldı salonlar. Kalınca da giremiyor. Antrenmanlara bu sınavlara girebilmesi için çocukların 4 ay antrenmanları olması gerekiyor. Spor salonlarımız Haziran ayında tekrar yeniden açıldığı için biz Eylül sınavımızı gerçekleştirdik. Eylül sınavını Ekim'e kaydırdık tabii ki. Bu yüzden biz sporcularımıza bu sınavlarda gösterdiği başarıdan dolayı, performansından dolayı teşekkür ediyoruz. İyi bir performans sağladılar. Bizi de iyi temsil ettiler. Tabii ki buraya İkizce, Çaybaşı, Ülküvez'den, Tekkiraz'dan sporcularımız geldiler. Sporcularımız, diğer gelemeyenler de bir dahaki sınavda girecekler. Çoğu gelemedi zaten. Ulaşımdan dolayı gelemiyorlar. Köylerde oluyorlar. Haberleri olmuyor. Biz de sınavlarımızı antrenmanlara katılmayanları da sınava davet etmiyoruz. Sınavlara, antrenmanlara gelen çocuklar girdiler. Bu yıllardır böyle olmaktadır. Bundan sonra da aynı böyle şekilde devam edecektir. Antrenmanlarımız halk eğitim bünyesinde İkizce ve Çaybaşı'nda bu Kasım ayında devam etmeye başlayacak. Ocak ayındaki imtihanlarda yine eskisi gibi kalabalık bir şekilde, coşkulu bir şekilde yine gireriz. Yine de bu katılım gösteren 80 sporcumuzu biz tebrik ediyoruz.